Serbest 8'den herkese selamlar. Avrupa sahnesinin bu bölümünde Lugano Beşiktaş maçının önünü konuşacağız. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde playoff turunu oynuyor. Ve buradan alacağı sonuçlar iyi, iyi iki tane sonuçta kendisini Avrupa Ligi gruplarına atabilir ki inşallah böyle olur. Aksi durumda tabii ki bunu ummuyoruz. Beşiktaş her türlü bu sezon grup maçı oynuyor. Yani Lugano elenirse bile ki ben zannetmiyorum. Beşiktaş'ın eleyeceğini düşünüyorum açıkçası. Bu son hele ki Beşiktaş'ın son görüntüsünü gördükten sonra Giovanni Van Bronckhorst'un aşıladığı takım aşısını gördükten sonra ben Beşiktaş'ın Lugano'yu geçeceğini düşünüyorum ki bunu da değerlendireceğiz az sonra. E diyelim ki aksi durum oldu. Konferans Ligi'nin gruplarına kalıyor Beşiktaş. Her türlü 8 e, maç oynayacak grup aşamasında. O yüzden güzel bir Avrupa dönemi Beşiktaş'ı bekliyor. Elindeki değerli oyuncuları sahne alması için güzel bir fırsat. Hem ülke puanı hem kendi puanı için güzel bir fırsat olacağını düşünüyorum ki hele ki başında Giovanni Van Broncos gibi daha önce bu kupada çok başarılı olmuş bir teknik adam da varken ve iyi bir oyuncu grubu yakalamışken Beşiktaş güzel sonuçlarla boş geçtiği, kötü geçirdiği Avrupa sezonlarını bu sezon toparlar diye umuyorum. Bununla birlikte tabii ki Şampiyonlar Ligi kadar olmasa da gelir kapısı açısından da önemli bir lig Avrupa Ligi. Burada ben şöyle bir baktım aşağı yukarı 10 milyon 10, 11 milyon euro man şey gerçekçi bir getiri gibi gözüküyor. Avrupa Ligi'nden gelecek. İşte grup aşamasına kal, kalma, gruptan çıkma, e, galibiyet, beraberlik gibi 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 bonus ücretleriyle, bonus getirileriyle e, Beşiktaş aşağı yukarı 10 milyon euro kazanır ve bu yayın gelirleri, işte stat gelirleri hariç işte tabii ki başka gelir kalemleri de var. O yüzden gelir açısından da, puan açısından da ama her, şey, her şeyin dışında prestiji bakımından güzel bir sahne olacaktır. Avrupa sahnesi ne olursa olsun. O yüzden Beşiktaş umarız bu turu geçer. Nasıl geçer? Lugano nasıl bir takım ki yakın zamanda zaten Beşiktaş'a beş karşı da izlemiştik geçen sezon. Bu senenin başında da Fenerbahçe'ye karşı izledik. Çok yabancı olduğumuz bir takım değil. Beşiktaş'ta artık ilk 11'ini net bir şekilde tanıyoruz. Ve hatta oyuna girecek oyuncuları da biliyoruz Beşiktaş'ta. Karşılıklı bir değerlendirme yapalım. Sizin de yorumlarınız eşliğinde. Servet 8'e abone değilsek abone olmayı Videoda beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayalım. Evet Beşiktaş iyi bir şekilde çıkacak bu maça. Yani iyi bir takım görüntüsüyle çıkacak. İyi kaliteli oyuncularıyla çıkacak. Burada da aslında geçen sezonun son resmi maçı olan... Daha doğrusu kupa maçı olan... E, asıl hedef koyduğu Beşiktaş'ın Türkiye Türk Kupası finaliydi. Ve Trabzonspor'u karşı final maçını kazanıp kupayı almıştı Beşiktaş. Ne kadar önemli olduğunu o kupanın kazanılmasının bugün görüyoruz. Hem... Avrupa Ligi'ne katılma şansını elde etti Beşiktaş. Hem de direkt playoff turundan devam edeceği için zaman da kazandı. Ciddi bir zaman da kazandı. Ağustos ayının sonlarına geldik ve ilk Avrupa maçına çıkıyor Beşiktaş. Aksi durumda Temmuz'un sonunda sezonu açmak zorunda kalacaktı. Daha doğrusu resmi maç sezonu açmak zorunda kalacaktı. Belki elindeki işte Rafa Silva, Immobile gibi oyuncuların uyumu henüz tam oturmamış olacaktı. Yani Beşiktaş'ın hazırlık maçı oynadığı dönemlerde Avrupa maçı oynuyor olacaktı. Bir kazaya çok açık oluyor çünkü böyle durumlarda. Ama şimdi bu kazanılan zamanla Giovanni Van Bronckhorst hem takım oyununu şimdiden çok erkenden aşılamaya başladı. 5 yaşı nasıl oynayacağını çok net bir şekilde biliyoruz ve Beşiktaş'ın gördüğümüz iki tane oyunu var. İkisi de Avrupa kupalarında başarılı olabilecek oyun tarzları. Ama bunun için bir zamana ihtiyaç vardı. O zamanı kazandı Beşiktaş bu kupayı kazanınca ve şu anda daha henk içerisinde ve hatta işte Şer Endur gibi takıma sonradan eklenmiş oyuncuların bile nasıl rol oyuncusu olabileceğini yavaş yavaş görmeye başladığımız dönemde Beşiktaş Avrupa Kupası maçına çıkıyor. Ve Lugano karşısında da ben ciddi şekilde şansının olduğunu düşünüyorum. Lugano'ya bakalım. Lugano nasıl bir takım onu değerlendirelim. Dediğim gibi Fenerbahçe karşı izledik. Ben diğer maçlı lig maçlarında da nasıl performansı var baktım. Bu gördüğümüz kadro en Lugano'nun Partizan'a karşı bir önceki turda Partizan'a karşı turu geçtiği maçın kadrosu. Tabii ki burada farklılıklar olabilir. Mesela stoper Aydar'a cezalı olacak. Burada kırmızı kart görmüştü. Farklı bir stoper oynayacak. Ama ön taraf hemen hemen aynı olacaktır. E, Stefan çok iyi bir oyuncu açıkçası. Benim Lugano'da en beğendiğim oyuncu Stefan. Sağ öndeki sol ayağını kullanan sağ ön oyuncusu. Hem içeri devrilip çok güzel asistler yapabiliyor. Ceza sahasına koşu gösteren kanat forvetini hatta 8 numarasını topla buluşturabiliyor. Bizzat kendisi de şut atabiliyor ve denge bozabiliyor. Aslında Beşiktaş için ihtiyaç duy duyuyor dediğim modele modelin karşılığı Stephen. Yani top tutan, oyunu yönlendiren, kilit pas bırakan, şut atan, sol ayağını kullanan sağ ön oyuncusu yani iyi bir oyuncu. Bu tip oyuncular her zaman fark yaratıyor biliyorsunuz. 9 numara alternatifleri çok fazla. Aliyes'e de gözüküyor muhtemellerde ama farklı oyuncular da var. 2 seçenek daha var Santa Fork konusunda. Çok dönüşümlü oynanıyor. Ama muhtemelen Aliyes'e de Beşiktaş'a karşı da oynayacaktır diye düşünüyorum. Orta sahada Mahmut da seçeneklerden bir tanesi. Tunuslu orta saha. Fenerbahçe'ye Kadıköy'deki maçta uzaktan gol atan oyuncu. Enteresan bir orta sahada. Ben onun tercih edileceğini düşünüyorum. Şu anda Gırgış ve Dumbia en son partisine karşı oynamıştı. Mahmut sonradan oyuna girip gol de atmıştı. Ben burada başlangıçta Beşiktaş'a karşı şans bulabilir diye düşünüyorum. Çünkü hem ceza sahasının sızma koşulları var ve Stefan'in ortaya çevirdiği kesme yaptığı toplara çok iyi cevap verebiliyor ve bununla birlikte ceza sahasına seken topları da şutla gol fırsatı yakalayabiliyor. Ee, i̇yi bir oyuncu. Sanki ilk 11 şansını o elde eder gibi gözüküyor. Onun haricinde Lugano yani lig maçlarında gördük. Fenerbahçe eşleşmesi, eşleşmesinde hatta Beşiktaş'a karşı da gördük. Sık sık yayın oralarda şut fırsatı yakalamaya çalışan bir takım ve dönen toplarda tehlikeli bir takım. Kalabalık bir şekilde hücum ediyorlar. İşte bahsettiğim Stefan top içeri doğru devrildiğinde hem uzak direkteki diğer kanat oyuncusu arka direğe koşu atıyor. Hem 9 numarası var 10 numarası oraya giriyor ve ekstradan bir 8 numara da ceza sahasına giriyor. Kalabalık, kalabalık bir şekilde hücum eden bir takım Lugano. Zaten golle geçiyor maçları açıkçası. En son partizan maçı da 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Çünkü bununla birlikte bu kadar oyunu önüne oynayan, beklerini çıkartan bir takım tabii ki geride gol fırsatları da verebiliyor. Boşluklar verebiliyor. Bunu Fenerbahçe özellikle ilk maçta çok iyi değerlendirmişti. 4-3 bitmişti o maç ve Geçişlerde çok net gol fırsatları yakalamıştı Fenerbahçe. Benzer oyunu Beşiktaş'tan da bekleyeceğiz tabii ki. E buradan Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ın muhtemelen 11'ine geçelim. Zaten Beşiktaş'ın muhtemelen 11'i. E, muhtemel değil artık 11'i belli Beşiktaş'ın. Yani çok ekstra bir transfer olana kadar Beşiktaş'ın 11'i bu. E, Kaledemert. Geri ikilisi Paulist, Paulista yanında Kolek. Masoaku sol bekte, Svensson sağ bekte, Al Gerson Fernandes önlerinde, Rafa Silva üçlüsü orta sahada, Semih sol önde, Immobile 9 numarada ve e, Rashisa da sağ önde. Şimdi Lugano takımını hatırlıyoruz, izledik. Kalabalık hücum eden bir takım. Zaman zaman önünde baskı yapan ama bu baskısı açıkçası çok takım halinde olmuyor. Biraz kopuk kopuk baskılar yapıyorlar. Mesela öndeki hücum oyuncuları orta sahaya kadar basıyor ya da rakip ceza sahasına kadar basıyor ama savunma hattı çok yanaşmıyor. O yüzden oralarda boşluk olabiliyor. Beşiktaş'ın ben buralarda sık sık e, o baskıyı kırıp geçişlerde gol fırsatı yakalayabileceğini düşünüyorum. E, bu da açıkçası önümüze şöyle bir seçenek sunuyor. Yine tam Rafa Silvalık maç yani bu adam öyle bir adam ki maçın şekli ne olursa olsun bir şekilde tam Rafa Silvalık maç diyorsun bir şekilde. Yani İstersen rakip kapalı oynasın yine Rafa, Rafa Silvalık maç oluyor. Bu kez sızma koşuları çok fazla atıyor. Bitirici vuruşları çok fazla yapıyor ama sanki bu tip maçlar daha da Rafa Silva'lık. Yani o da Rafa Silva'lık ama bu daha da. Yani iyi polis daha da iyi polis durumu var burada. Ee, çünkü rakip geçiş fırsatı verdiği zaman Rafa Silva'nın o işte top kontrolleri, top ön alışı, aralara sızması, bitirici vuruş yapması ya da kendisini bizzat araya bırakması daha çok seçenek hale geliyor. O yüzden Lugano'nun bırakacağı boşluklarda nasıl ilk Fenerbahçe maçında özellikle tarih bunları çok iyi değerlendirmişti paslarıyla. Burada Rafa Silva hem o pasları atabilecek, Immobile'yi topla buluşturabilecek, ters tarafta Semih'i topla buluşturabilecek. Bir isim olmakla birlikte bizzat kendisi de savunma aralarında hareket edip bekle stoper arasındaki boşlukları hareket edip denge bulacak bir oyuncu olacaktır Rafa Silva. E Immobile tabii ki yine bu iki takımın da geçiş fırsatlarını değerlendirmeye çalıştığı oyunda. Biraz daha kalabalık hücum edilen oyunda geride eksik yakalanılan oyunda rakip için söylüyorum. Immobile yani 1'de 1, 2'de 2 yapan bir santrfor olarak burada da yakalayacağı ilk fırsatı e, golle buluşturacaktır diye düşünüyorum. Bu tip santraforlar Avrupa kupalarında gerçekten çok denge bozuyor ve Beşiktaş Avrupa'da başarılı olduğu sezonları hatırlayın. Bu tip forvetleri vardı. Yani o 1'de 1 yapacak forvetler olduktan sonra başarı getirebiliyorsunuz. O yüzden Immobile'in de bu tip maçlarda yakalanan fırsatı gol yapması sizin iyi oyununuzun tabela'ya yansımasını sağlayacak. Bunu hatırlarsınız bir önceki lig maçında da söyledim işte. Ya Immobile'niz varsa o yaptığınız baskı, iyi oyunun bir sonuca erişiyor. E mesela bunun tam tersi durumları da oluyordu. Beşiktaş'ın çok iyi oynadığı maçlar, Avrupa maçları sonuca gitmediği anlar olabiliyordu. E ama burada Immobile gibi bitiricinin varlığı e sizin o çabanızın İstanbul'a dönerken de sonuca yansımasını sağlayacaktır. Raşit Sadık da bu maç olacağını düşünüyorum ben aynı zamanda. Ki Raşit oraya e, Angelo Gabriel ismi de geçiyor. Ben Angelo Gabriel geldikten sonra Raşit devam edeceğini en azından bir süre düşünüyorum. Ama bu tip maçlar yine Raşit maçı olacaktır. Çünkü önemli bir denge unsuru. Raşit varlığı Semih'i de rahat ettiriyor diğer tarafta. Semih'i biraz daha hücum tarafında kullanabiliyorsunuz. E, savunma bakımından da denge. Oyun kurulumu bakım bakımından da denge. Çünkü sık sık merkeze hareket edip orada da topla buluşan bir oyuncu. Mesela sonu immobile yaptığı pas biraz daha merkeze yakın topla buluşup sol ayarla derin pas bırakmıştı. E, Çizgiye de Bazen kendisi de gol fırsatı yakalayabiliyor. Tam bir denge oyuncusu. O yüzden bu tip Avrupa maçlarında Rashissa'da açıkçası e, fark yaratma ihtimali var diye düşünüyorum. E, Gerson Fernandez, Almusati ikilisi... Bence uyumu gitgide artıyor. Burada da güzel bir test maçı olacak. Orta saha için genel olarak. Hem Rafa hem Gerson'un Mustarati üçlüsü için. Biliyorsunuz benim bu üçlü e, konusunda pozitifim. Yani etrafını doğru donattıktan sonra bu üçlüden ekmek çıkar diyordum her zaman. Ki doğru donatıldı. Şu anda. O yüzden e, bu işte iyi, iyi ilerliyor. Beşiktaş merkez orta sahası da her işi gören bir orta sahaya dönüştü bence. Burada aslında önemli olan... Beşiktaş'a diyoruz ya, işte ilk 11 belli. Gabriel, Paulistas'ı, Kole'yi, Masaokos'u şu anda hani ki umarım Beşiktaş bir stoper transferi daha yapar Paulista'nın yanına. Umarım yine bir sol transferi daha yapar. Ön tarafa oyuncu gelecek diye düşünüyoruz zaten. Ki Mureka'da şu anda çıktı. Abubakar da gözden çıkarıldı doğal olarak. Bu kamp kadrosunda yok zaten. Ya Beşiktaş'ın şu anda aslında kullandığı 12 yabancısı oluyor. Angelo Gabriel dahil. Yani 12 yabancısı oluyor hala ciddi şekilde hakkı var ve bu haklarını doğru kullanması lazım. Belki bir kanat oyuncusu da alabilir Dripnikçi. Belki bir 9 e, numara alabilir. Yani daha farklı bir 9 numara. Hedef Santafor'da oynayabilecek genç bir 9 numara da olabilir. Yani 5 yaşındaki artı 2 hakkı var. Ve bu Avrupa kupaları için de çok zorlamayacak kendisini. Yani çünkü 5 yaşın Türk oyuncuları Avrupa listesinde de rahatlıkla yazabileceğiniz Türk oyuncular. İşte Emirhan'ı, Necip'i, Salih Mustafa Erhan'ı, Semih'i ya kendisinin çıkarttığı ya Anadolu'dan transfer ettiği onur dışında oyuncular da buradan yetişme olduğu için listeye çok rahat yazıyorsunuz. Mert de aynı şekilde, Kaleci Mert de aynı şekilde. O yüzden Beşiktaş 14 yabancısının 14'ünü de kullanabilir, Avrupa'da da kullanabilir. O yüzden o artı 2yi doğru seçmesi lazım. Ama şu an mevcut durumda da hem çıkan 11 belli olduğu kadar oyuna girecek oyuncular da belli demiştim hatırlarsanız. Mesela burada da hemen tahmin ediyoruz. Umarım Beşiktaş ki öyle olacağını düşünüyorum. Skoru aldı Lugano karşısında. Dakika 60 65. Beşiktaş önde ya da yani istediği skorda şu anda diyelim. İlk hamle Semih çık. Şeren Dur gir olacak. Yine bir önceki maçta olduğu gibi. Çünkü böyle durumlarda sanki Giovanni Van Bronckhorst Rafa Silva'yı biraz da kanatlarda değerlendirmek isteyecek. Rakip risk alırsa hele ki bir de Rafa Silva'yı onun çabukluğunu ve oyun kurma becerisini kanatlarda kullanmak istiyor. Çünkü oralarda daha fazla boşluk oluyor. Rafa Silva'yı kanada attı. Sharon Duru ekledi orta sahaya. Gerson Fernandes de 10 numara gibi, ikinci forvet gibi oralarda baskı yapan, pres yapan, top süren, daha caydırıcı. Ki kupa maçında da böyle oynamış hatırlarsanız. Türkiye kupası finalinde Gerson Fernandes'in de rolü buydu yine. Hoca belli bir noktadan sonra buna dönecektir. Şer Durda fiziğiyle dönen toplar alacak, uzun pas yapacak ya da kendisi sürecek. Çok iyi bir hamle oyuncusu oldu. Şer Öndür, Musaati Getson orta sahasına dönülür. E, bir noktadan sonra da Rafa Silva işte 80-85 civarı çıkar diye düşünüyorum. Hani yıpranmaması adına. Or onun yerine de Muçi girer. E, bir noktada İmobile yerine Mustafa Erhan girer. Ki inşallah Beşiktaş skoru almıştır. Ya Mustafa Erhan farkı açsın diye bekleriz. Belki e, Masok burada 11 çıkacaktır. Ama en son antrenman eksikliği olduğu için bir de Masaoka'nın çok kondisyonu yüksek bir oyuncu değil. Ee, yine skorun Beşiktaş'ta olduğu versiyonu düşünürsek bir noktada sanki Masaoka-Emirhan değişikliği de olabilir. Yani daha savunmacı bir sol bek takviyesi de yapılabilir ilerleyen dakikalarda. Ee, aşağı yukarı oyuna girecek isimler de belli. Ee, eğer Beşiktaş skoru bulamazsa ne olur konusunda da. Şu ana kadar Joan Van Bronkosu böyle anlarda nasıl riskler aldığını... Hangi oyunu tercih edeceğini bilmiyoruz. Çünkü Beşiktaş hiç o duruma düşmedi. 3 tane resim maç oynadı. 3'ünde de e, yani skoru buldu gibi erkenden çok böyle e, riskli dakikalara girmeden 70'lere gelmeden. E, hatta en son lig maçı da 2-2'ye geldi ama sonra reaksiyonu verdi yine. Aynı takım bir hamle yapmaya gerek kalmadan tekrardan skoru yakaladı. E, böyle durumda herhalde şu olabilir. E, Mucci ve Rafasil aynı anda merkezde görme ihtimalimiz olabilir. Yani daha ofansif bir risk alma bakımından. Ee, hatta şu bile olabilir. Yani Almustrati eğer pres ve baskı oyunu tercih edilecekse. Almustrati kenara gelir. Gerson Fernandes o süpürücü 6 numara rolüne kaydırılır. Rafa Mucci gibi olabilir ortası. Hani risk alındığı zaman. Ee, Angelo Garbiel gelirse gelecek dönemde muhtemelen o kullanılır. Daha rakibi açma konusunda. İşte bu tip oyunlarda. Hiç bu konuyu görmedik ya Beşiktaş'ta. İşin bu kısmını görmedik hep böyle oyunu tutacak ya da oyun sizdeyken farkı açacak hamleler görüldü. Ama rakibi aşma hamlelerinde belki o ekstra kontenjanı ya driplingçi bir oyuncu da ya da bir hedef santafor, daha farklı tipte bir santafora gidebilir Beşiktaş. Yani kulübesini zenginleştirmek adına. Bakalım yani gelecek dönemlerde mutlaka yine gelişme olacaktır. Beşiktaş'ın ben burada Rafa Silva etkisiyle özellikle immobilenin varlığıyla İyi bir skor alacağını düşünüyorum ve İstanbul'a avantajı döneceğini düşünüyorum. Maçtan sonra da zaten beraber olacağız yine Avrupa sahnesinde bu kez maç sonu bölümünde. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl bir oyun bekliyorsunuz? Hangi oyuncular ön oyun planına çıkar? Ya da transfer konusunda Beşiktaş nasıl isimlere gidilebilir? E i̇şte o stoper, sol bek dışında başka hangi seçenekler olabilir konularında? Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. O zaman bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.